Hükümetten emeklilere büyük destek. Maaşlar arttı. Hükümet, 1 milyon 780 bin emeklinin yaşam standartlarını iyileştirmek için önemli bir adım attı. Hükümet, 1 milyon 780 bin emeklinin yaşam standartlarını iyileştirmek için önemli bir adım attı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Yükselen emekli maaşları Emeklilerin kök maaşlarının 10.000 TL'nin altında olduğu durumlar göz önüne alındığında, hükümet yeni bir düzenleme başlattı. Bu düzenleme ile birlikte, kök maaşı 10.000 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşları artırılacak ve yaşam standartları iyileştirilecek. Zam oranı ve hedefler Temmuz ayında açıklanan %24.73'lük zam oranı ile birlikte, kök maaşı 10.000 TL'nin altında olan emeklilere ek bir düzenleme yapılacak. Hedef, en düşük emekli maaşını 12.000 TL'ye çıkarmak olarak belirlenmiş durumda. Durum raporu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın Bakanlar Kurulu toplantısında paylaştığı bilgilere göre, kök maaşı 10.000 TL'nin altında olan 3.8 milyon emeklinin 2 milyonu bu rakamın üzerine çıkmış durumda. Ancak 1.780.000 emekli hala 10.000 TL'nin altında maaş almakta. Yeni düzenleme süreci. Bu düzenlemenin Temmuz maaşlarına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. Yasal düzenlemenin mecliste görüşülmesi gerekecek. Eğer düzenleme zamanında onaylanırsa, Temmuz maaşlarına iyileştirme zammı eklenmiş olacak. Yetiştirilmezse, bir sonraki maaş döneminde fark zam farkıyla birlikte ödenecek. Resmi açıklamalar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenleme üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve kesin bir karar verilmediğini belirtti. Yasal düzenlemenin ne zaman gerçekleştirileceği konusunda bir tahminde bulunmak zor. Uzman görüşü: Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, düzenlemenin enflasyon oranlarıyla uyumlu olduğunu ve özellikle 10.000 TL'nin altındaki emekli maaşları için sıfır zam riskinin ortadan kalkacağını belirtti. Bu düzenleme, emeklilerin maaşlarını artırarak sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. Gelecek beklentileri. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu düzenlemeye nasıl yaklaşacağı ise merak ediliyor. Bugün yapılan MYK toplantısında görüşülen düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasal bir düzenleme olarak meclise sunulması bekleniyor.